Perşembe günü sabaha karşı Şengül arkadaşımızı bir kaldırmanın üstünde buldu arkadaşlarımız. Biliyoruz ki diyecekler ki o bekar bir kadındı. Ne işi vardı adamla? Diyecekler ki ne işi varmış işte sokakta? Ve bunu diye diyorlar, görüyoruz yazdıklarından, ettiklerinden. Bunu diyecekler. Ama şunu da bilsinler ki erkek şiddetini onaylayanlar da en az katiller kadar suçludur ve onlar da katildir. Bana ilkokulda öğrettiklerinden hayatım o güne kadar yaşadığım o kadar çok şey var ki. O yazdığı haiku kitabı bize ilkokulda daha yeni okuma yazmayı öğrendiğimizde öğretmişti. Haiku yazmayı. Ben de ondan öğrendim. Herkese gösteriyordum. Çok özeldi. Kardeşim derdi bana da. Gezileri beraber gidiyorduk. Burada slide'da gösterilen birçok fotoğrafı ben çekmişimdir. Bana çok acı veriyor. Bazen paylaşımlarda da görüyorum. Bu fotoğrafı da ben çekmişim diyorum. Burada beraber gidiyorum. Zümre'yi kıskanılacak bir öğretmenlik yaptı. İmrenilecek bir öğretmenlik yaptı. Çok öğrencilerimiz burada. Benim öğrencilerim de burada. Onun öğrencileri de burada. Onlar da Şengül öğretmenlerimiz beni sevdikleri kadar sevdi. Ben de onun öğrencilerini aynı şekilde sevdim. Benim öğrencilerimi tanırdı. Ben onun öğrencilerini Erdem'i, işte İlker'i, İlcan'ı, pırıl pırıl öğrenciler yetiştirdi. Hep birinciliğe oynayan öğrenciler yetiştirdi. Güleşti, vefalıydı. Bütün arkadaşları buna şahit. Yani asla. Biraz sonra arayayım mı ben seni? Tamam, tamam. O talihsiz gece saat 3'te telefon aldım. Olayı gören Serdar arkadaşım beni aradı. Şengül öldü dedi. Hastaneye koştu. Evet, ölmüştüm maalesef. Yani yapılacak bir şey yoktu. Anılarımız acı veriyor. Bunun mesleğine karşı olan saygısını çokça anlatmışım. Bende bir anısı vardı. Zaten duvarına da yazmış, doktor tehlikesi alanında okudum diye. Aslında biz de okumadık. Biz hepimiz orada okuduk. Orada çalışan arkadaşların hepsi bir aile gibiydi. Sesim titrediği de aileden birini kaybettim. Bazen her sınıfta ses gelirdi. Zaten öğretmen ve idareci arkadaşlar, yönetici öğretmen arkadaşlar. Hangisinin sınıfta ses geliyorsa orayı eğlenirdi. Ben de geçerken kapıyı hafifçe açardım. Acaba ses gelmiyor. Şimdi öğretmen sınıfta mı diye. Sınıfta olurdu tabii. Ben geçip giderdim ama sonra derdi. Sınıfın kapısını açtım. Ve bir günde bir pazar günü kış, kasvetli bir kış günü. Oyanmış okula gelmiş. Okulun 3 giriş vardı bizde. 3'ünü dolaşmış, kapalı görmüş. Orada geçitte oturanlar var. Ya demiş, bu okul niye kapalı? Ya demişler, abla bugün kapalı ya, pazar ya. Ve ertesi gün beni utandırmak için, yani ben bir daha bir yapmayayım, bakmayayım diye. Ben dedi, dün akşam geldim, okul kapalıydı. Siz neredeydiniz? Ben zamanında çok erken geldim dedi. Ben dedim, tamam şimdi görelim. Bundan sonra olacak bütün gecikmeleri ben pazara sayacağım.
Evet, Şengül öğretmen mesleğinde hiçbir şekilde taviz vermeyen ve öğrencilerine karşı elimden gelen hiçbir fedakarlığı esirgemeyen ve hep öğrencisine ödün veren bir öğretmen. Onun şiddetle bir işi yoktu. Kendi içindeki şiddeti vermişti zaten. Çocuklarla konuşurken, velilerle konuşurken ve tartışmalarında da biz bunu görmedik. Kendisini böyle bir şiddete maruz bırakmasını, hele hele bunu da bir erkek tarafında işlenmesi çok, affedici bir tarafı yok, biz çok üzgünüz. Eğitimsel olmasının bir ehemmiyeti vardır. Çünkü şöyle bir algı var. Mücadele eden, sokakta olan, hakkını savunan kadın, eskiden nasıl bir eğitimli kadın şiddete maruz kalmaz algısı vardıysa, mücadele eden kadın şiddete maruz kalmaz algısı var. Oysa ki biz şiddete maruz kaldığımız ve her an kalma ihtimalimiz olduğunu bildiğimiz bu coğrafyada yaşadığımız için bu kadar direngen olmaya çalışıyoruz. Tam da zaten böyle bir risk ve tehdit içerisinde yaşadığımız, çocuklarımızın böyle bir tehdit altında olduğunu bildiğimiz, geleceğimizin daha aydınlık olması gerektiğine inandığımız için sokaktayız ve mücadele ediyoruz. Ve kadınlar daha da büyüyerek mücadele geçirmek zorundayız. Başka Şengüller olmasın diye.